Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cüce kuşinlerin tüm yumurtadan anaca doğru tüm aşamalarını göreceğiz. Cüce kuşinlerle ilgili videomuzda bilgiler de vereceğiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı arkadaşlar. Şimdi de kuşinlerimiz yumurtlamış mı, yumurtlamamış mı ona bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kuşinlerimiz bir tane yumurtlamış. Evet arkadaşlar, şimdi de bir kuşin yumurtasının nereden nereye geldiğini göreceğiz. Öncelikle yumurtamızı kuluçka makinemize katıyoruz. 18 gün kuluçka makinemizde kaldıktan sonra yumurtalarımızı sepetlere katıyoruz. 3 gün sepette kalıyor. Ardından 3 günün sonunda civcivlerimizi sepetten alıp ana kucaklarına katıyoruz. Evet arkadaşlar, civcivlerimizi nasıl sepetten aldığımızı gösterelim size. Tabii bu civcivlerimiz yeni çıkmadı. Bunlar 10 günlük cüce kuşun civcivleri. Biz bunları size gösterelim diye böyle sepetlere kattık. Evet arkadaşlar, bunlar gördüğünüz gibi 10 günlüktü. Bunların büyükleri de var, 1 aylık. Şimdi de onlara bir bakalım. Evet arkadaşlar, bunlar da gördüğünüz gibi 1 aylık motlet cüce kuşumuz. Bunlar 1 aylık oluyor. Gördüğünüz gibi koşin tavuğumuz toprağa eşeliyor. Koşin tavuklarının en sık özelliği sık kurk olma özelliğidir. Şu anda da tavuğumuz toprağa eşeliyor. Kendisine yer açıyor. Yumurtlayabilir tabi. Şimdi koşin tavukları ile ilgili genel bilgiler verecek olursak, koşin tavuklarının ana vatanı Çin'dir. 23 Aralık 1843'te Kraliçe Victoria'ya hediye edilmişlerdi ilk türleri bunların. Bu büyük ırk Çin'in Şangay ve Koşin eyaletlerinde üretildiği için Avrupalılar bu iki isim içinden Koşin'i seçmişler. Koşin ismi buradan gelir yani. Alt türleri vardır. Beyaz Koşin, Siyah Koşin, Sarı Koşin, Cüce Koşin. Bugün videosunu aldığımız tavuk türü de cüce koşin. Özelliklerine gelecek olursak, horozlar 5 kilogram, dişiler yani tavuklar 3,5 kilogram civarında olabilirler. Yani esas olarak bunlar et ırkıdır. Heybetli görünüşü ve paçalı ayakları onları süs hayvanları yapmıştır. Şöyle biraz daha yakından çekiyoruz tavuğumuzu, gördüğünüz gibi hala toprağa eşelemeye devam ediyor. Bunların kafes ortamı tel tabanlı 2 metrekare ya da 6 metrekare toprak tabanlı kafes olması gerekir. Bunlar için en ideali budur. Beslenmeleri civciv ve yarka iken etlik piliç yemi, daha sonra yumurta yemi ve taneli yemler, yani darı, buğday, yulaf gibi yemler olmalı. Yeşillik kesinlikle unutulmamalı. Bunlar uygun ısı ve ışıkta tüm yıl boyu üreyebilirler. Zaten bunlar çok sık kurk olurlar. Yıllık yumurta sayısı ise 80 ile 120 adet arasında değişir. Kuluçka süresi de tabi diğer tavuklarda olduğu gibi yine 21 gündür. Koşin tavukları etlik amaçla yetiştirilir. İri yapılı ve ağır olmalarının yanı sıra ayakları kaplayan uzun, kabarık ve yoğun tüyleri ile daha da iri görünürler.
horozumuzu görüyoruz. Yani çok yeri görünüyor o tüyleri sayesinde. Koca bir tüy yumağı gibi ortada dolaşırlar. Horozları çok uysaldır. Küçük çocuklar için son derece güvenli olmaları koşinleri Batı dünyasında en çok tercih edilen evcil hayvanlardan kalmıştır. Sakin yaratılışlıdır. Nadiren ses çıkarırlar. Horozları çok az öter. Diğer tavuklarla iyi geçinirler. Şimdi koşin tavukları en büyük tavuk ırklarındandır. Yavaş gelişirler. Yanlış bakım ve hareketsizlik yüzünden daha da şişman olabilirler. Fazla şişman olmaları onlar için zararlıdır tabi. Onları bahçeye veyahut da toprakla buluşturmak gerekir mutlaka. Burada iki koşin tavuğu ve bir koşin horozunu görüyoruz. Bunları toprakla buluşturduk ve bunların daima toprakla ilişkisi devamlı kılmak zorundayız. Onların kendi gelişimleri için. Koşinlerin gezinme alanları ne kadar geniş olursa koşinleriniz o kadar sağlıklı olur. Yerler kuru toprak yapraklarla kaplandığı zaman bırakın kalsınlar. Koşinler kuru yaprakları eşelemeyi severler. Böcekler, kurçuklar bulma ümidiyle keyifle eşinir dururlar. Bu da onlara spor aktivitesi olur. Yoksa o kadar kilolarla baş edemezler. Ayrıca toprak banyosu yapma imkanı sağlayın. Bu tip kilolu hayvanlar hareketsiz kalmaya gelemez, çabuk ölürler. Bunların beslenmesi diğer tavuklara göre daha dengeli beslenmeye ihtiyaçları vardır. Vitaminlerden, minerallerden, protein çeşitlerinden hiçbir zaman mahrum bırakılmamalıdır. Nasıl beslenmeniz gerektiğini bilmeniz için koşin ırkı için hayati bir önem taşır. Koşin ırkını nasıl beslemeyi bilmiyorsanız, nasıl beslenilmesi gerektiğini bilmiyorsanız onların sağlıklarına zarar verebilirsiniz. Bu koşin tavukları yumurta verimlilikleri sırf kurk olmalarına paralel olarak ortalamanın bir hali altında olabilir. Yıl içinde ne kadar sık kurk olmuşsa o yıl o kadar az yumurtlamıştır. Bu da işin ilginç tarafı tabi. Dölsüz yumurta problemi var bunların. Aşırı çoklukta fazla uzunluktaki tüyler çiftleşmede horozdan tavuğa döl aktarılmasını engelleyebiliyor. Bu yüzden koşin yumurtalarında dölsüzlük oranının yüksek olması sık görülür. Çözüm için eğer kuluçkalık yumurta istiyorsanız yumurta toplamaya başlamadan 15 gün önce tavuktaki ve horozdaki arka tarafındaki tüylerini keserek iyice kısaltmalısınız. Böylece bu problemi ortadan kaldırmış olursunuz. Kuluçka zamanlarında ayak tüylerini makasla dikkatlice kesmekte yarar vardır arkadaşlar. Şu an koşin horozumuzu çok yakından görüyoruz. Bakışlarını ve göz rengini yakından gördünüz. Tek kusurları budur. Bu işte ayak tüylerini makasla dikkatli kesmekte fayda vardır. Bunların bu kusuru var. Koşinler çok kolay gurk olurlar. Bir koşininiz varsa kuluçka makinesine ihtiyacınız olmaz. Zaten bu koşin tavuğunun en bariz, en temel özelliği budur. Çok sık kurk olurlar. Kurk olmalarını kesinleştirmek için yumurtaları almamanız yeterli. Follukta günden güne birkaç yumurtanın birikmiş olduğunu görünce kurk olup oturur koşin tavuğu. İri yapılı koşinlerin altlarına 20 kadar yumurta sığabilir. Sayı yumurtaların iriliğine göre değişir. Ne kadar büyük yumurta o kadar az sayı. Her türlü tavuk, ördek, kaz yumurtasını da kuluçkada altına koyabilirsiniz. Her türden, her cinsten civcivleri seve seve kabul eder ve ustalıkla büyütür. Thank you.
Koşin üretirken üretkenliği artırmak için genital alanı tüyden arındırmak gerekebilir. Az önce söylediğimiz gibi. Bacak uyuzu ve mayt kokusundan yakın ve dikkatli takip edin. Geniş kümesler, geniş geçiş delikleri ve alçak tünekler tür için şarttır. Evet, şimdi burada da koşin tavuk yavrusumuzu alttan çekiyoruz kamerayla. Onların top gibi yuvarlak tüy derini görüyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.